Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri full tekrar kampında 10. günde 2. videodayız. Paralel kenar gününde ne yapıyorduk? 2. videoda paralel kenarla ilgili yeni nesil soruların çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Evet kitabımızda da sayfa numarasına bakalım şöyle. 90, 91 ve 92 sizle birlikte çözeceğiz. Hadi bakalım 10. gün 2. video. Gelsin. Örnek 23'te kalmıştık. Böyle bir paralel kenar verilmiş ve paralel kenarda şöyle bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Bir de üst üste binen açılar da ne oluyordu? Birbirine eşit. Mutlaka bunları gösteriyorduk. Şunlar eşit ve şunlar da birbirine eşit. E gösterdik. Sonra ne demiş bize? Şurada D ile şunlar eşit verilmişti zaten bize. E, burada üst üste binen açılar birbirine eşit ya. Kenarlar birbirine eşit ya. Bu kenarlığı da yazınca şurada da ikiz kenarlık çıktı karşımıza. Tamam. Şuradaki açılar da birbirine eşit. Ben şuraya bir a a yazarsam. Hocam burası 2 a artı 20. E o zaman burası da 2 a artı 20 değil midir? Evet. E sonra ikiz kenarlık var burada. E bu burası da 2 a artı 20 yaptı. Başka ne var burada? Hop şöyle bir z kuralı var. Bakar mısın şöyle bir z kuralı var paralellikten dolayı. Hocam a artı 20 ise burası da a artı 20 yapar. Hatta burası da a artı 20 yapar. Ya da şöyle M kuralında diyebilirdik böyle. Hocam 20 ile bunun toplamı burası ile eşit deyip de sonra bunu buraya yazıp da sonra toplamları 180 de diyebilirdik. O şekilde de yapabilirdik. Ama bu paralelliği ben şöyle Z'den kullandım hakkımı. Ee, burası artı 20 ise artı 20 yaptı. Artı 20 burası da. Topla bakalım. 1, 2, 4 A artı 4 A artı 2, 4, 60 60 eşittir 180 yapacak. Buradan 4A eşittir 120 yapar ve A'yı da böylelikle kaç buluruz? 30 buluruz. Benden ECD açısı isteniyor yalnız dikkat. Bakıyorum ECD tamam o zaman 30 isteniyormuş. Cevap balık esir yapar 23. soruda. Geldik 24. soruya. 24. soruda böyle eş yapıları kullanmış. Eş yapılarda bizim için önemli olan neydi? Kenarların eşitliği, açıların eşitliği. Bizim için aşırı derecede önemli değil mi? E burada hocam Şimdi buradaki paralel kenar bak şurası alfa şu küçük açısı alfa burası da büyük açısı 180 eksi alfa. Ama bak görüyor musun küçük açısı küçük açısı küçük açısı. Aynen bu şekilde konmuş burada açıların eşitliği bizim için önemli kenarların eşitliğine de gireriz biraz sonra. 3 tanesi kullanılarak bak ABC de doğrusal olmuş diyor. E 3 tane alfa 180 eşitse ABC doğrusal olmuşsa eğer e o zaman bunlar 3 alfa eşittir. 180'den alfayı 60 derece olarak buluruz. Yani bizim alfamız 60 oldu. Burada kaçımız? 120 derece yaptı. 60'a 120, 60'a 120'yi şöyle bir yazalım isterseniz. Buradakilerde işimize yarar mı bilmiyorum ama yazalım hadi ayıp olmasın. 60'a 120'leri yazdık. E sonra kenarların eşitliği de bizim için önemli. Kısa kenarı 5 birim, uzun kenarı da 8 birim. Hocam kısa kenar burada 5 birim, uzun kenar 8 birim. 8 birim yazdık. E, 8 birim ya burası da kaç? 3 e sonra ne yapacağız? Sonra KL isteniyor bizden. E şurası K, KL isteniyor. 120 iken şurası da 60 derece değil mi? Evet. A hocam şurada bir kosinüs teoremi yapıp KL'yi bulabiliriz. Değil dersiniz. Dersiniz dersiniz dersiniz. Ama ben sana Instagram'da ya da YouTube'da bir değerli üçgen videosu attım. İzlemişsindir. Çok değerli. Gerçekten değerli. de soruyor. Neydi o değerli üçgen? Bak bugünkü dersimizde de büyük ihtimalle birkaç tane soruda da çıkacak. Bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgen değerli üçgendir. Sen buradan 3'e 5'lik bir şey ayırdığın zaman böyle 60 60 60 e burası da 7 oluyor diye dik çizerek de sonuca da ulaşabilirdim böyle. Hatta burada ne oldu? Hocam 3, 7, 8 ve buradaki ne çıktı? 5, 7, 8 çıktı. Her ikisinde de 7'yi gören açılar kaç derece? 60 derece. Aa, 3, 8. E, 3, 7, 8 olursa 7'yi gören açı 60 derece olur. Sen burada kosinüs teoremi de yapabilirsin. Dik çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Ama bu senin için kalıplar arasında olsun. Bak geçen sene de ben bu ful tekrarı yaparken... Böyle yaptım ondan sonra sınavda çıktı. Aa hocam sayenizde bu soruyu daha hızlı bir şekilde yaptık diyorlar. Ha bunların iki katı karşımıza gelebilir. 6 gelebilir, burası 12 gelebilir. Hani 16 altı gelebilir. 6'ya 16. 2 katı geldiği zaman da aynı şeyleri düşüneceksin. O zaman burası da 14 olur diyeceksin ama şu da kalıp olarak aklında kalsın. Kalmasa da dik çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Kosinüs teoreminden de sonuca ulaşabilirsin. Ama bazı ufak tefek bilgiler bizi aşırı derecede pratikleştiriyor. Burada sayılar daha büyük olsa kosinüs teoremi daha sıkıntı olacak. E, süre daha da yetiştiremez kıvama geleceksin. O yüzden bunu bilin ya. Bu değerli üçgen. Gerçekten bak. Instagram'dan bak o değerli üçgene. Bak ya da YouTube'da shortsların arasında da var. Bak ona. Yani orada ne güzel animasyonu da anlattım sana. Ne demek istediğimi anlarsın. 3-7-8'den burası 7 olmak zorunda. Cevap Denizli yapar. Gerçekten çok faydasını görsün. Geldik örnek 25'e. Örnek 25'te de şekilde verilen bir telefonun ekranına ABCD para kenarı çizilmiştir. Şöyle bir para kenar çizmiş kenarı çizilmiş. Telefon yatay konuma çevrildiğinde daha da bu şekilde oluyormuş orantılı büyüyormuş. Ha kısa kenar atıyorum 2 bölü 3 oranında 3 bölü 2 oranında büyüdüyse öbürü de 3 bölü 2 oranında uzun kenarda 3 bölü 2 oranında büyüyecek demek istiyor. Yani bu ne demek? Her iki, bütün kenarlar orantılı olarak büyüyorsa o zaman şekil 1'deki paraya kenarla şekil 2'deki paraya kenarda bütün kenarlar orantılı olarak büyüyorsa bunlar nedir? Benzerdir. E tamam benzerliği kullanacağım o zaman. Şimdi AD, A, A üssü, B üssü 12 demiş. Burası da 12, A, D de 12. Şurası 12. Sonra AB uzunluğu da 9 verilmiş. Bak burada kısa kenar uzun kenar. Bu kısa kenar bu da uzun kenar mı oldu? Evet. E bizden B üstü C üstü isteniyor. X kaç santimetredir diye soruyor. Arkadaşlar çok basit. Şimdi benzerlikte biz ne diyoruz? Aynı kenarın karşısında aynı, aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyoruz ya. Dörtgenlerde de şu şekilde yorumlayabiliriz. Ya karşılıklı olarak ne olacak? Hocam kısa kenarlar oranı öbüründe de uzun kenarlar oranı eşit olur diyeceğiz. Kısa kenarlar oranı hocam 9 bölü 12 kısa kenarlar oranı. Uzun kenarlar oranı ne? 12 bölü şurası x değil mi? Evet burası da x aynı şekilde. 12 bölü x'e eşittir deyip olayı bitireceğiz. 3'e böl 3'e böl 3'e 4 bir daha 3'e böl 3'e böl 4 4 kere 4 16 x eşittir 16 yaptı mı yaptı? Yani cevap denizli oldu örnek 25'te. Geldi örnek 26'ya. Hmm, ne güzel bir katlama sorusu. Katlamada eş yapılardır. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Değil mi? Aşağıda ABC'de paraya kenar şeklindeki kağıt şerit verilmiştir. Paraya kenar şeklinde tamam. Şimdi ben bunu böyle katlamışım. Eyvallah hocam bunu böyle katladığımda şu kenar buraya geliyor. Sonra bu kenar buraya geliyor. Eyvallah üst üste binen açılar da birbirine eşit mi olacak? Evet hocam şu açılar birbirine eşit. Burada da bu açılar birbirine eşit. Hı -hı. Hocam bu kenarda buraya gelecek hatta. Bak şu kenar buraya gelecek. Paraya kenar ya bu. Burası da eşit. E, bu kenarda böyle katlandığı zaman buraya gelecek. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız burada? AE'yi 8 vermiş. Hocam şurası 8 yani burası 8. E, o zaman burası 8 oldu. Ege Ankara'yı 7 vermiş. Ege Ankara işte burası 7 verilmiş. KD'de 5 verilmiş. Burası da 5 Hocam burası 5 iken burası da 5 midir? Evet. Vay 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 vay. Biraz önce söyledik. Ne var burada? 5 7 8 var. Ee 7'yi gören bak 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 şuradaki üçgende 5 7 8 var. Burada 7'yi gören kaç derece direkt? 60 derece. Ya işte sen bunu bil ki diğer şeylerle uğraşma. Sen belki böyle 5 7 8'i görmesen buradaki açıyı yazmayacaksın 60 diye. Ama burada bu soru 60 dereceyi yazınca çıkacak. Başka türlü çıkmasının inkarı yok. İşte burada bunlar bizim için önemli. Ya da ne bileyim sen buradaki açıya yoğunlaşacaksın. Şu açıya ya da bu açıya yoğunlaşacaksın. Hayır. 7'yi gören burada atmış. 3, 7, 8'de ve 5, 7, 8'de. <laughs> hatta bunun bir tanesi daha vardı. Neydi? 3, 7, 8, 5, 7, 8. E, hatta ben şöyle ispatlamıştım onu da. Durus şurada göstereyim sana da. Hop şöyle 3, 5, 8, 8 ya. Şuradan bir üçlük beşgen üçgen alınca 3, 3, 3. Şurası da 7 ya. Şurası da 5 kalıyor ya. 3, 5, 7, 3, 7 de çıkıyor. Hatta bu sefer burası 120 derece. 7'yi gören 120 derece oluyor. Aklında bulunsun. Burada da ispatını da göstermiş oldum. Bu bilgi de işine yarar. Şöyle köşeye de koyduru veriyorum şöyle. Tamam. Neyse geldik buraya. 3, 5, 7, 8 çıktığı için burası 60 mı 60? Ha demek ki açıya da aldık burada. Açıyla ilgili bir şey yapacağım. Hadi yapalım o zaman. E şuradaki açıya ben alfa dersem hocam katlamadan dolayı burası da alfa olur. E burası alfa iken burası da 180 x alfa değil midir paraya kenarda? Evet katladığın zaman burası da 180 x alfa yapar. Vay 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 vay. Şu x'in toplamı 180. Hocam bu x'in de toplamı 180 olsa ki tamamı 360 derece olsun. Yani buraya kaç derece kaldı? 120 derece. E çevre ABCD'yi de 44 demiş zaten. 8 7 15. Hocam burası kaç? 20. Şurası da 20. E 44 ise şu ikisinin toplamı 40 ise şu ikisinin toplamı da 44 yapacağı için bunlar da 2 2 oldu mu? Oldu. E hocam 2 iken A burası da 2. 2 iken A burası da 2. E burada bak ikizkenar kenar 120'ye. Yani 30 30 120 üçgen çıktı. 2 2 ise burası da 2 kökü çıkar mı? Çıkar. Mükemmel bir soru arkadaşlarım. Cevap akça çıktı. Zaten benden B üstü C üstü uzunluğu isteniyor. Bak 3 7 8 5 7 8 ne kadar önemli olduğunu görüyorsun değil mi? Gerçekten çok hoş. Gerçekten çok hoş. Lütfen şunu bil. Burada hatta bak 3 5 7'yi de gösterdim sana. Örnek 26 çay oldu. Geldik örnek 27'ye. Aşağıda ABC'de paray arkadaş şeklindeki bir alan içerisine üçgensel bölgeler olacak. Şekilde 4 tane balık üretim verilmiş. Şöyle 1 2 3 4 tane. Şimdi D L, C birbirine eşit verilmiş. Bunlar birbirine eşit. BF uzunluğuna K dersem FC uzunluğu 2K. Burası K iken burası 2K. E tamam. Ay hocam şuraya da bir AA diyeyim. E ne diyeceğiz burada? Böyle katsayılar çarpımlarıyla alanlar doğru orantılı değil miydi? Evet. E zaten 2 numaralı bölgenin alanında 10 verilmiş bize. Hadi bakalım. Hocam 1 kere 2 hani şu köşelerde oluşan üçgenlerde. Katsayılar çarp 2 kere 1 2. Yani buraya 2A diyebiliriz. Hocam burası 2 a 2 kere 1 2. Hocam burası da 2A diyebiliriz. Şurası 3K burası 3K. Kasayla çarpı 3 kere 1 3. Hocam burası 3A diyebiliriz. Sonra ne diyeceğiz? Paralel kenarda kasayla çarpının iki kat diyorduk. Çünkü niye? Şöyle düşün paralel kenar. Hocam burası 2A burası 3K ya. Şöyle şu üçgen bak buradaki köşeye ait. 2 kere 3 6. 6A burası. E diğer tarafta 6A. Tüm alanda 12A olacak diyebiliriz. Yani kasayla çarpının gerçekten 2 kat oluyor. İspatını da göstermiş oldum sana. E hocam 3'ü burada. İkisi burada ikisi burada yani toplam 7'si buradaysa 12 a yapması için buranın da 5 a yapması lazım burada kalan 5 a eşittir 12 ol, 10 olduğuna göre a'yı buradan ne buluruz 2 buluruz bizden abc'de üretim çiftliğinin alanı isteniyor e, 12 a isteniyor a 2 bulduk ya a yerine 2 yazarsak cevap da kaç çıkacaktır 24 çıkacaktır şu köşelerde oluşan üçgenlerde katsayla çarpımıyla doğru orantılı olduğunu Tüm paralel kenarın alanında katsayla çarpımının iki katı olduğunu bilelim. İspatla gerçi gösterdim şurada. Bu da işimize yarıyor bazı özel sorularda. Tamam mı? Bazen de işimizi gerçekten de kolaylaştırıyor. Örnek 27. Ceyhan oldu. Geldik örnek 28'e. 15 Temmuz Seyitler Parkı'nın ABC'de para kenarı şeklindeki bölümüne eş alanla A ve B yeşil alanları ile bak A ve B eş alanlıymış. Yani bunlara S alanları diyelim. EBF'de dörtgeni şeklinde bir su kanalı yapılmasıyla oluşan görsel aşağıda verilmiştir. Su kanalının alanı A bölgesinin alanına eşitmiş. Hmm. Arkadaş su kanalı A bölgesinin alanına eşit Yani burası da S olacak. E o zaman burası da S olacaksa ben ne yapabilirim? Hop şöyle yapacak olursam. Şunu şöyle çizecek olursam. Hocam S, S, S ya. Şimdi buradan güzel bir şeyler çıkacak. Yani burası e, kesinlikle ama kesinlikle S bölü 2 olmak zorunda. Niye? Şimdi burası S S S'ken hocam tüm alan 3 as 3 S burası da 3 S bölü 2 olur diyebiliriz. Ya da hocam şurada kalan X alanıysa hani S artı X ya e, bu alanda S artı X olmak zorunda o yüzden burası da X olacak deyip e, burada kalan da S ya S bölü 2 S bölü 2 oldu diyebiliriz. Ha burası S bölü 2 çıktı ya alanlardaki oran tabandaki orana eşit deyip 15 ise burası 30 burası 25 ise burası da 50 deyip Böyle uzunlukları bulabiliriz ama bizden ne isteniyor ona bir bakalım. Şurada kalanların ben eşit olduğunu bulmuş oldum. Şuradaki bilgiyle. D noktasının BC kenarı olan uzaklığı verilmiş bana. D noktasının BC'ye olan uzaklığı kaç verilmiş? Hocam 12 olarak verilmiş. A, A noktasının DC kenarına olan uzaklığı isteniyor. Hmm. A noktasının DC'ye olan uzaklığı. A'nın DC'ye olan uzaklığı da buradan çizilen yükseklik değil midir dostum? Evet. Yani aslında şu yükseklik değil midir? Evet. E o zaman ben şuradaki Hop şunun alanıyla şunun alanının birbirine eşit olmasını kullanayım. Hocam bunun alanı ne? 25 çarpı x bölü 2 değil mi? Evet 25 çarpı x bölü 2. Şu x alanına eşit. Pardon 25 çarpı 12 bölü 2. X alanına eşit. Şuradaki x alanında 15 çarpı h bölü 2 eşit değil mi? Evet. 15 çarpı h bölü 2 birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü her ikisi de x alanı. Tekrarlıyorum. Şuradaki alan 25 çarpı 12 bölü 2 x alanına eşit. Buradaki alan da x alanına eşit. O da 15 çarpı h. Bu h isteniyordu bizden. h bölü 2. Bölü 2'ler gitti. <laughs> 5'e böl 5'e böl 5. 3. 3'e böl 3'e böl 4. 4 kere 5 20. H'ı buradan ne bulduk? 20 olarak bulduk. Yani cevap cehan oldu. 28. soruda. Geldik 29'a. Aşağıda Anka Spor oyuncusu Ali'nin takımı için tasarladığı rozetin görseli verilmiştir. Rozet için birbirine eş. Birbirine eş. Dört paralel kenardan bahsediyoruz. E, ee, bir de altıgenden bahsediyoruz. Altıgenin bir iç açısı kaç derece? 120 derece. 120 derece. Ve bunları birleştirmiştir. Tüm şeklin çevresi 68 olduğuna göre. Şimdi arkadaş bunlar eş paralel kenar ya. Hocam paralel kenarın geniş açısı burası. Dar açısı şurası nokta. Hocam geniş açısı burası eş olduğu için Bak burası da dar açısı. Aa hocam 120 ya. Şunlar da birbirine eşit ya. Şöyle şöyle. E hocam burası ne oldu o zaman? Bunlar eşit olduğu için buradaki açılara yoğunlaştık. Çünkü eş yapılarda önemli olan şey neydi? Kenarların eşitliği, açıların eşitliğiydi. E o zaman burası 120 ise. E tamamı da 360 olduğundan bunlar da 120. Her derece kaldı. Yani buradaki açımız 60 derece oldu mu? Oldu. E o zaman burası 60, alt, burası 60 oldu. Şunun doğru sağ olduğunu söyleyebiliriz. Altıgenle şuradaki paraya kenarın. E 60, 120, 120, 60 yine aynen devam ediyor böyle 120. E o zaman tamam. Şimdi düzgün altıgenin alanını. bu tüm şeklin çevresinden bahsetmiş bir kere. E, 68 verilmiş ve bir paraya kenarın alanı bir düzgün altıgenin alanı 4 bölü 9 katıymış. Hmm. Ben buraya 4A dersem. Yo 9, 9, 9 A diyeyim. Çünkü 4 bölü 9 katını alacağım ya. En azından 9'un katını olarak söylemeliyiz. Bir de ne oluyordu burada? Arkadaş düzgün altıgen alt tane eşkenar üçgenler oluşmuyor muydu? Evet. Ya hocam ben buraya a a a a a dersem eğer bak a a a a a dersem 6a oluyor orası. E sen burada 6a'nın 4 bölü 9 katını alınca rasyonel sayı gelmiyor burada. Yani bu bir şeyin katı olması lazım. En azından 9'un katı olması lazım burası. 9'un katı olması için a yerine 2a yazsam yine 12a yapıyor. 9'un katı olmuyor. Ama 3A yazarsam 3A 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 şeklinde yazarsam 6 kere 3 18A yapıyor. En azından 18A'nın 4 bölü 9 katı rasyonel sayıyla uğraşmamış olurum. E o zaman bunlar bunlar gitti. Ne kaldı burada? 2 kaldı 4 kere 2 8A yaptı. Yani şu paraya kenarın alanı 8A. E, ne işime yarayacak benim buradaki paraya kenarın alanın 8A olması? Şu işime yarayacak. Bak şu köşegeni çizersem 4A 4A diye paylaşıyor mu? Paylaşıyor. Arkadaşlar ne geldi burada? Bak 3a'ya 4a geldi. Yani burası 3x iken burası 4x olmaz mı? Alanlardaki oran tabandaki oranlama eşittir. E bu eşkenar üçgendi zaten. Hocam burası 3x, burası 3x, burası da 3x oldu. Yani düzgün altıgenin bir kenarı 3x. Hatta buradaki paralel kenarın kısa kenarı 3x, uzun kenarı da 4x mi oldu? E tamam, her şey çıktı o zaman meydana. E burada çevreyi de yazacak olursak olay bitecek. Hadi bakalım yazalım çevreyi. Hocam 3, 6, 9, 12. E, üçleri sayıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Alt tane 3x var. Yani 18x var. Artı 4 xten kaç tane var? Hocam 4 xten de 1, 2, 3, 4 var. 4 kere 4, 16x. İşte bu çevre. 68'e mi eşitmiş? Aynen öyle. Topladığım zaman 34x eşittir. 68 ise x'i de buradan 2 olarak buluruz. Paralel kenarın çevresi isteniyor bizden. Paralel kenarın çevresi. Hocam bir paralel kenarın çevresi. 4x burada. 4x burada. 3x burada mı? 3x burada. 3, 3 6, 10. 14x mi? Evet paralel kenarda 14x yapıyor. X yerine 2 yazarsam cevap da kaç yapar? 28 yapar. Gerçekten güzel bir soru. Yıldızı hak etti. Hoş bir soruydu. 29. soru. Denizli oldu. Geldik 30'a. Evet aşağıda. ABC'de paralel kenar şeklinde verilen kumaş. Bu AE boyunca katlanmış. Katlanma sorularında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şu eski haline bir geri açalım dostum. Şurası da alfa olarak verilmiş. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Burası da alfa mı olacak? Evet. Şimdi bu arada bir şey verilmiş burada. Bak dikkat et. İki tane B üstü E C. B üstü E C. Yani ben şuraya bir X dersem. Ee, o zaman burası. D C E açısından oldu o zaman. 2 X mi oldu? Evet. DCE açısı şurası 2x oldu. Eyvallah. Şurası da 2x B A üst B A, üstü. B üstü A D artı 20 eşit ya. Yani burada şöyle yazayım. 2x eşittir. B üstü A D açısıyla 20'nin toplamına eşit ya. B üst A D 20'yi de öbür tarafa atınca ne kalıyor o zaman? Hocam B üst A D açısı 2x eksi 20 yapıyor. B üst D burası 2x eksi 20 yapıyor. E tamam. Sonra ne yapacağız arkadaş? Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Şurada hop bir M kuralı var mı? Bunlar paralel olduğu için var. Yani şöyle M kuralından dolayı x ile 2x eksi 20'nin toplamı 3x eksi 20 yapar. Hocam bu açıyı bulduk. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olmak zorunda. 3x eksi 20 ise burası da 3x eksi 20 yapar. Aa hocam 3x eksi 20 ve 2x topla bakayım bunları. Topla bakayım bunları veya 5x eksi 20 yapar. İşte bu da 180 eşit değil mi? Çünkü bu ikisinin toplamı 180 olacağından. Evet buradan 5x neye eşit oldu? Hocam 200'e eşit oldu. Ve x de böylelikle 40 çıktı. Alfa isteniyor bizden. Arkadaş x'i sen burada 40 bulduysan eğer. Hocam burası 40 ya. Buraya ne kaldı? 140 kaldı. 140'ı da 2'ye böl. 70 70 mi oldu? Evet cevap böylelikle 70 yapar. Kaçıncı sorudayız? 30. soru. Cevap denizli oldu. Geldik 31'e. Hmm, şöyle bir katlama yapılmış ve AB uzunluğunu 37, BC uzunluğunda 50 vermişler. Şurası 50 olarak verilmiş. Tamam. Katlama yapılmış ya. Katlamayı ne yapıyoruz dostlar? Eski haline geri açıyoruz. Hadi bakalım eski haline geri aç bakayım şöyle. Hop açtın. Hop açtın. Hop açtık. Tamam. E hocam katlamada bu buraya geldi ya. 13 13'ü yazdın hemen. Sonra 37'ye 50 vermişti bize. Hocam burası 37. Burası 50 idi. 13, 13, 26. Buraya ne kaldı o zaman? 24 kaldı. Değil mi? Evet. E hocam katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Bak burası da 37 değil mi? 37. Katladığın zaman burası da 37 olacak. E, kağıdın katlanmış halindeki tek katlı bölgenin alanı. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. İkiz kenar üçgenin alanı isteniyor bizler. Hocam x kenar tabana ait yükseklik çizeriz. Yükseklik çizdiğimiz anda 12 12 oldu. Şuradaki x'i bulmaya çalışacağız. E hocam x kare neye eşit burada? Maalesef 37'de ve 12'de ortak çarpan yok. Kısa yolda yapamayacağız ama x kare 37'nin karesi eksi 12'nin karesine eşit. Ama burada matematiksel kısa yolu uygulayabiliriz. Yani buradan x kare neye eşit? 37 2 kare farkı a kare eksi b kare a x b çarpı artı b'ye eşit. 37 x 12 37 artı 12'ye eşit olmak zorunda. O zaman buradan x kare şundan şunu çıkarttığın zaman 25 mi yapıyor? Evet. Bununla bunu topladığın zaman 49 mu yapıyor? Evet. Her iki tarafın kare alırsam hocam kare aldım kare aldım. Bu kök 5 diye çıkar bu da 7 diye çıkar. O zaman x'i ne bulduk? 35 mi bulduk? Aynen öyle. x 35 ise o zaman 12, 35, 37 diye de bir üçgen varmış. Bak görüyorsun. Şimdi tek katlı bölgenin alanı. Taban 24. 24 çarpı yükseklik 35 bölü 2 bana alanı verecektir. Hocam şunlar sadeleşse 12 yapar. Ee, şu 2 ile 6 70 6 kere 42 420 yapıyor galiba. Evet kısa yoldan çarpayım dedim. Ee, 12 ile 35 çarptığımız zaman da cevap 420. Yani Balıkesir çıktı dostlar. Kaçıncı soruda? 31. soruda. Geldik 32'ye. Sözel bir soru. Matematik öğretmeni Ali Bey öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vererek çizim yaptırıyor. Bir ABC'de paraya kenarı çiziniz diyor. Çizelim bakalım. Şöyle bir A B C paralel kenarı çizsem, sonra iç bölgesinde E noktası alarak A E ve B E açı ortaylarını çizsem, açı ortayları da çizdiğim zaman böyle böyle, sonra dc C ile C E dik olsun diyor. Hmm, dc C ile C E, şurası E ya. dc C ile C E dik olması için şekli daha düzgün çizmem lazım. Şurası dar ya. O zaman paralel kenarı sanki buraya doğru yatırmam lazım benim. O zaman ona uygun bir şekil çizeyim. Hani şekli daha düzgün çizeyim. Hani sola doğru yatık olursa sanki o diklik daha da böyle sağlanacak gibi değil mi? Şöyle tabi düzgünce çizelim. Hop. Hop. Evet daha bu düzgün oldu. Evet daha düzgün oldu bak gördüğünüz üzere. Hop çizince de böyle. A, B, C, D'yi çiziyoruz şimdi. A, B, C ve D. Şimdi şu açı ortayları çiziyorum şimdi. Hocam bu açı ortayı çizdim ve şu açı ortayı çizdim ve C, E'yi de birleştirince bak burada kaçtı daha böyle net bir şekilde oldu. 90 derece oldu. Peki 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 peki. Burası da E. Şunların da açı ortay olmasını unutmayalım. Şu açı ortay bu da açı ortay. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu ve orta zaman üzerinde kesiyordu. Belki bu bilgiyi kullanacağım. EC uzunluğu 4 verilmiş. Ali Bey uzunluğu 8 verilmiş. Tamam dur. Şimdi ne yapacağız? Kardeş burası 90 ya. Şöyle şunun devamı da ne olmak zorunda? Bak 90 olacağı belli zaten. Tamam. Devamı 90. Zaten benden alan A isteniyor. Bu üçgenin yüksekliği lazım olacak. Şöyle Z'den dolayı 90 derece oldu. Bunu bulursam olay bitecek. Ama hala daha soru çıkmadı. Ağaç ortayları kullanmam lazım o zaman benim burada. Ya hocam öklük bağıntısı falan mı yapsam? E haşı bilmiyorum ki. Haş kare P şarpı K'yı falan filan kullanayım burada. 8'e 4 nasıl kullanılabilir başka? Burası 8 iken burası da 8 değil mi? Evet. E hocam şöyle bir üçgen oluştursam 4'e 8 bir içme yaramaz. Dik kenarda 1'e 2 geçiş. E o zaman biz hmm, genelde kullandığımız sıkıştığımız zaman kullandığımız Paraya kenarda açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde kesiyordu. Hocam bu ortaban çizgisi mi olacak? Hayır 90 içinden geçiyordu ortaban çizgisi dikkat. Yani şu şekilde bu ortaban çizgisi olmak zorunda değil mi gençler? Evet yani ortaban çizgisi şu şu eşit hatta bu paralel ya şunlara paralel ya muhteşem bir oluştu ya burada. Hocam 8 burası 4 4 oldu e, yukarısı da 4 4 değil mi? Evet ana 4'e 4 ne çıktı burada? İkiz kenar dik üçgen çıktı. 45 45. Z'den dolayı o zaman burası da 45 mi? Evet. 4 4 ise burası da 4'tü. Hocam bana yükseklik lazım. E buradaki dik üçgende bak 45 90 45 üçgeni var. 4 bölü kök 2'den dolayı h 4 bölü kök 2'dir. Kök geçtiğini çarparsan 4 kök 2 bölü 2'dir. Yani 2 kök 2'dir. H'ı 2 kök 2 buldun ya. E o zaman şu üçgenin alanı basit. Alan AEB. Alan dediğimiz kısım 8 tabanı yüksekliği de 2 kök ki e bir de bölü 2 gitti gitti cevap da kaç arttı? 8 kök yaptı. Gerçekten güzel bir soru. E buna da bir yıldız atalım şöyle bir. E soru bu haliyle de aslında bir tık zor. sözel'e çevirince biraz daha çizmesi de zor olduğu için daha da zorlaşmış sanki. Ama olsun ya elimizde alışsın. Şimdi ilk, ilk başta şöyle çizdik şekil böyle dar oldu buradaki açı. Demek ki sağa yatık değil sola yatık bir şekilde çizeceğiz diye Orada anladık oradaki 90 derece elde etmek için. Hani bunları da bu şekilde yorumlamayı da bilelim ki ileride sıkıntı yaşamadım diye biz bunları da size gösteriyoruz değil mi gençler? Evet 32. soru. Böylelikle Balıkesir esir çıkar. Geldik. 33'e. Eş yapılarımı kullanmış. Bakalım. Mina resim devletlerine birbirine eş 6 adet eşkenar dörtgenden oluşan yaprak görseli çizmiştir. ACB doğrusal. O tamam hocam bu dar açılar birbirine eşit ya. 1, 2, kaç? 6 tane var burada. Hocam 180 bu. Doğrusal demiş. 6 tane açı da birbirine eşit olduğu için. 180 bölü 6'dan. Buradaki açılarımız kaçar derece geliyor hep? 30'ar derece geliyor. 30, 30, 30, 30, 30. 30 ve 30 derece geldi. Çizdiği yapılan sap kısmı hariç defterde kapladığı alan 108 birim karedir. Vay. Tüm alan 108. 108'i e 6'ya bölsek o zaman eşkenar dörtgen e ya bu şimdi. 108'i 6'ya böl bakayım. Hocam 2'ye bölsem 54 3'e bölsem 27. 27 mi yapıyor? Dur. 3'e bölelim. 36 2'ye bölsem 18 değil mi? 18 bir daha 6 kere 8 48. Evet 18. Bir tane eşkenar dörtgenin alanı 18 arkadaş. Tamam. 18. E gövde kısmının çevresi nedir diye soruluyor. İşte bu gövde kısmının çevresi isteniliyor bizden. Hı, hmm. O zaman bana uzunluklar lazım olacak ya. Uzunlukları bulacağız. Eşkenar dörtgende bir uzunluğu bulacağız. Eşkenar dörtgenin alanı. Alanı. Kaç bulduk biz? Ee, bir kenar 16 bulduk? Bulduyduk. 18 mi bulduk? 18 mi bulduk? 6 kere 8 48 evet. 18 bulduk. Bir alan 18. Hocam burada kaç açıda 30 derece ya. Taban çarpı tabana ait yükseklik değil midir? Evet. Şimdi şu eşkenar dörtgende şurası A iken tabana ait yükseklik 90'ın karşısı a iken 30'un karşısı a bölü 2 değil midir? Evet. E, bu eşkenar dörtgende burası da a. taban çarpı tabana ait yükseklik bize alanı verecektir. E, bu da 18'e eşit. A kare buradan kaç eşit oldu? 36'ya eşit oldu. A'yı da böylelikle 6 mı bulduk? Evet. A 6 çıktı. Ve benden ne isteniyor? Gövde kısmının çevresi. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane 6 var. E o zaman 14 tane 6 bana gövde kısmının çevresini verir. 6 kere 4 24 6 kere 1 6 cevap da böylelikle 84 mi yaptı? Evet 33. soru Edremit oldu. Geldik 34'e. Aşağıdaki görselde iki kardeş olan Cevdet ve Ahmet Bey'in çiftlikleri ve bu çiftlikler arasından geçen nehir görseli verilmiştir. Şimdi böyle 70 verilmiş, 60 verilmiş, 100 verilmiş. Hocam bu 100. ABC'de paralel kenar demiş. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Hocam 6 8 10 üçgenin 10 katı olduğundan burası 80 oldu. Sonra burası 100 ken 100'ü yazdık. EFKN'yi 320. Bak. EF ve KN'yi 320 demiş. Hocam burası 320. E, burası da 320 olduğuna göre 320'den sen 80 çıkartırsan eğer kaç kalıyor? 240 mı kalıyor? Evet. A 7 24 25 üçgeninden burası da 250 mi olur? 7 24 25'in 10 katı olduğundan burası da 250 oldu. KLM'ne de bir eşkenar dörtgenmiş. E burası da 320, 320, 320 imiş. E bizden ne isteniyor? Şimdi bu iki kardeşi çiftliklerin çevre uzunlukları farkı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşım bir tanesi şöyle çevresine çevre bir bakalım bir tanesi 250 artı 100 yani 350 700 mi yapıyor? 700 yapıyor. E, bu 350 şurası da 350 yaptığından e, 320, 320, 320, 320 de bu da kaç yapıyor? Hocam şöyle 320, 320 ya 32'yi 4 ile çarp işte ya. 320'yi 4 ile çarp. 4 kere 2, 8 değil mi? Çevre 2'yi de. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. 1280 oldu? Evet 1280 oldu. Benden çevreleri farkı isteniyor. Yani 1280'den 700'ü çıkart kardeşim. 0, 8, 7, 5 daha 12. 580 mi geliyor da? Evet işte cevap Edremit oldu mu böylelikle? Evet. Her zaman son soruya böyle zor soru mu koyacağız? Bir de böyle kolay soru soralım dedik. 34. soru böylelikle Edremit oldu ve paralel kenar günü bitti. Böylelikle kaçıncı gündeydik? 10. gün. Yani 20 günün yarısını bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 10. günde bu şekilde böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde dikdörtgen ve karede görüşmek dileğiyle yani 11. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. 我这个。